Milliyetçi Hareket Partisi toplumsal onarım iddiasıyla huzurlu gelecek, milli, ahlaklı ve adaletli yönetim vaadiyle milletimizin huzurundadır. Biz bu aziz vatanı ağırlıklarından kurtarmaya talibiz. Biz bu güzel ülkeyi arsızın, kansızın, hırsızın, uğursuzun elinden kurtarmaya yeminliyiz. Biz bu Necip milleti sorunlarından arındırmaya, dertlerinden çekip çıkarmaya azimliyiz. 46 yıllık kutlu ve şerefli mücadelemizi hep bir adım öteye, hep daha iyisine taşımak için mücadele verdik. Veriyoruz. Amacımız Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sağlam esaslara bağlayarak dünyada hak ettiği gelişmişlik ve kalkınmışlık seviyelerine çıkarmaktır. Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, bizim dışımızdaki iddia sahibi tüm partiler eteğindeki taşı dökmüştür. Hepsi birden birbirinden pek farkı olmayan, birbirini aratmayan söz ve vaatlerini ardı arkasına kamuoyuyla paylaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi siyasi taktik ve teferruatlı planlama gereğince beyannamesini en sona bırakmayı tercih etmiştir. Geçmiş yıllarda açıkladığımız hedef ve izleyeceğimiz politikalarımız özellikle siyasi kapkaççı AKP tarafından yüzsüzce çalınmıştır. Çünkü bunların işi gücü yürütmektir. Çünkü bunların uzmanlığı emek yağmacılığıdır. Türkiye için söyleyecek sözü kalmamış AKP devamlı surette bizi kopya etmenin hevesindedir. AKP'nin nefesi çoktan tükenmiş, siyaseti iflas etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi yalnızca yapacaklarının sözünü veren dürüst ve gerçekçi bir millet eseridir. Sözümüz namus, ülkülerimiz varoluşumuzun ana çatısıdır. Milliyetçi Ülkücü Hareket hiçbir zaman ipe un sermemiş, suya yazı yazmamış, hayal ve umut tacirliği yapmamıştır. Neysek oyuz, ne dediysek onun yanında, arkasında ve izindeyiz. Biz sözlerini unutan, geçmişini gömlek gibi değiştiren ilkesizlere hiç benzemedik. Biz sabah söylediğini akşam olmadan yalanlayan, karakterini ve kabiliyetini alavere dalavere üzerine bina eden ikiyüzlülerden hiç olmadık. Bugün boşuna seçilmemiştir. Tam 71 yıl önce, yani 3 Mayıs 1944'te Türk milliyetçileri geçtiğimiz yüzyıla adeta damga vurmuşlardır. Bu tarihten sonra büyük Türk milleti için dönülecek başka toprak parçası, gidilecek başka göç güzergahı ve verilecek başka vatan köşesi asla ama asla kalmamıştır. Burasının adı Türkiye Cumhuriyeti, milletinin adı ise büyük Türk milletidir. Ya bu vatanda yaşayacağız, ya da bu vatan uğruna seve seve can vereceğiz. Ya bu topraklar üzerinde yaşayan millet bir ve kardeşçe kalacaktır, ya da Türk milletinin kayıplarına
yeni halkalar eklenecektir. Göbek bağımızın kesildiği yer daima son nefesimizi vereceğimiz yer olacaktır. Ve bu hakikati ne Recep Tayyip Erdoğan, ne Davutoğlu, ne İmralı canisi, ne bölücü mihraklar, ne de küresel işbirlikçileri değiştiremeyecektir. Bayrağın indirilmesine seyirci kalan, vatan topraklarını bırakıp kaçan bir adam olsa olsa milliyet fukarası, millilik yoksunudur. Milleti 36'ya ayıran birisi milliyetçiliğin olsa olsa düşmanıdır. Dava arkadaşlarıma faşist, kafatasçı, Fatiha bilmeyenler diyerek aşağılayan bir adamın değil milli olmasından bahsetmek, insani değerleri bile tartışılmalıdır. Türklükle karşıma gelmeyin diyen birisine itibar etmek, istismarına kanmak söz konusu değildir. Milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum. Sözlerini kurşun gibi ağzından çıkaran, PKK'yla masa kurup oturan, sonra U dönüşü yaparak bunu inkar eden kim olursa ölsün, olsun nankördür, riyakardır. Bu itibarla Erdoğan her şey olabilir. Her makama ulaşabilir. Ancak şu fani dünyada olamayacağı, layık görülemeyeceği bir tek şey varsa o da milliyetçiliktir.